Vulgaris yani yaygın kalamar türü Akdeniz'deki ve sahil özellikle bu bölge 3 metre derinliğinde kayalık substrata yumurtalarını bağlamak için geldiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi alt tarafa giriyor. Çiftler halinde bunlar. Bir erkek bir dişi, bir erkek bir dişi. Sekizli onlu gruplar, üreme grupları oluşturuyorlar. Ve bunlar hem erkek hem dişi bireylerden oluşuyor. Öncelikle geldiklerinde kayalık substratta uygun yeri kalamar evini bulduklarında erkek önden girip şeyi kontrol ediyor, alanı kontrol ediyor, içine giriyor. Daha sonra da dişi girip substrata yani kayaya yumurtalarını bağlıyor. Bazen bu bağlamalar başarısız olduğunda da deniz tabanında biz çok sayıda neyi görüyoruz? Kalamar yumurtasının dağılmış bir vaziyette olduğunu görüyoruz. Mersin Körfezi özellikle de yani Erdemli, Aydıncık arasındaki bölge, litoral bölge kalamarlar için ya da Loligo vulgaris dediğimiz tür için çok önemli bir üreme alanıdır. Çünkü bu alanlar doğal olarak hem deniz çayırlarının hem habitat oluşturucu makroalg, sünger gibi ekosistem elemanlarının yoğun olarak dağıldığı bir bölgedir. Kalamarlar o noktada bu bölgeleri yoğun olarak seçerler. Loligo vulgaris için özellikle Mersin Körfezi'nin batı tarafı çok önem arz etmektedir. 2 yıldır yaptığımız çalışmalarda özellikle Eylül-Kasım aylarında Loligo vulgaris dediğimiz yaygın Akdeniz türü olan kalamarın yumurtlama ve üreme davranışlarını izliyoruz. Bu çalışmanın amacı kalamar stoklarının aslında insan faaliyetlerinden nasıl etkilendiğini ve gelecekte nasıl bir durumla karşılaşacağımızla ilgili bir ön çalışma niteliğinde bir çalışma. Aslında temelde biz şunu görüyoruz. Doğada habitat oluşturucu türlerin aslında diğer türleri verdiği ekosistem hizmetlerinin çok önemli olduğunu, bu kalamarların da aslında eğer ortamda bu canlı grupları yoksa, mercanlar, süngerler ve deniz çayırları yoksa, alternatif tercihlerinin daha başarısız bağlama durum seviyesi olan ya da tercihi olabilecek kayalıkları zorunlu bir tercih olarak seçtiğini görüyoruz. Bunun dışında tabii yaygın olarak deniz çöpü var. Özellikle balıkçılık faaliyetinden kaynaklı ağ ve halat benzeri malzemeleri biz yaygın görüyoruz. Kalamarların da bu tip malzemeleri kapsül bağlama ya da yumurtalarını bağlama durumlarının yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllardaki sıcak hava dalgalarından kaynaklı habitat oluşturan türlerin deniz ortamından belli bölgelerde kalkması, deniz suyunun sıcaklığına bağlı olarak ortadan kalkması nedeniyle aslında kayalık substrat kalamarlar için zorunlu bir tercih haline gelmiş. Yani makroalgler yaygınlığını kaybetti birçok yerde. Deniz çayırları zaten öyle. Süngerlerin azaldığını görüyoruz. Ya da habitat oluşturan genel anlamda dediğimizde habitat oluşturan canlı gruplarının azalmasına bağlı olarak kalamarların yumurta bağlama ya da kapsülleri bağlama noktasında zorunlu tercihleri kayalık substrat olmuştur. Yumurta kapsül bağlama başarısı açısından da kayalık substratların
düşük nitelikte olduğunu görüyoruz. Nedeni de şu. Eğer kayalık substrata bağlanmış yumurtlama alanlarında çok sayıda kapsülün deniz tabanında kayalık substrattan ayrılarak deniz tabanında dağıldığını, etrafa saçıldığını görüyoruz. O, habitat oluşturan türlerin ortadan kalkması, kalamarların yumurtlama davranışları üzerinde temel bir değişiklik yaptığını görüyoruz. Ve bu yapılan bu zorunlu tercihler kaya substrata ya da daha sunni materyallere kapsül bağlama davranışının üreme başarısı ya da kalamar stokları üzerinde de bir ciddi azaltıcı etkisi olabileceğini değerlendiriyoruz.